ağırlıklı olmak üzere savunma sanayi, makina, kalıp, yedek parça, otomotiv, havacılık, medikal, mesela burada medikalle ilgili çok ciddi bir şey var. IoT, Internet of Things dediğimiz, yani şu anda artık gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi. Bununla ilgili birkaç şirketi buraya yoğunluk gösterdi. Enerji, bu alanlarda 5000 metrekareyle en büyük parselimiz herhalde 30.000'i geçmeyecek. Evet yani. Yani büyük talepler var, o talepleri biz diyoruz ki ya böyle çok büyük talepler demek, çok büyük çıktılar demek. Onu çok karşılamak istemiyoruz doğrusu. Daha çok, daha çeşitli ama sonuçta teknoloji ağırlıklı firmalar olsun. Ben iki tane fazla teknoloji firması getirmeyi tercih ediyorum. Mesela bir tane büyük, kocaman, 500 metrekare bir fabrika olmasındansa 10 tane 10 bin metrekare bir fabrika olması daha çok tercih ediyorum. Bu benim tercih. Doğru ya da yanlış. Ama yönetimimizle beraber, müteşebbisimizle beraber bu şekilde bir hareket ediyoruz. Geldiğimiz noktada büyükleri ikna ettik. Dedik ki ya çıkın ya küçülün. Bir kısmı çıktı, bir kısmı küçüldü. Sonra ilk kuruluş protokolümüz Ersin Valimizin zamanındaydı. Başlanırken, tescil olurken, kurulduktan sonra ancak yani hukuken yapabildiğimiz için ilk kuruluşumuz olan ana metal ve makinayla başladı. Hatta bazı yerlerde işte eleştirmişler bizi, isimlerini değiştirdi gibi gösterip aslında niyetleri bu işte falan. Yani böyle bir niyetimiz yok. Neyse o yani ona da ihtiyacımız yok. İlk önce ana metal ve makine olarak 1 Kasım 2018 yılında bakanlık tarafından tescil olduk. Ve biz tahmin ediyorum herhalde Türkiye'de 350'nin üzerinde organize sanayi bölgesi var. En hızlı tescil olan, yani evraklarını verdikten sonra bakanlıkta çarşamba ve cuma çıkan bizim kadar hızlı bir başka OSET yoktur. Tescilimiz olduk ve ilk toplantımızda yani Ersin Valimiz, Bandırma Kaymakamımızın biliyorsunuz kanun gereği valiler bütün organize sanayi bölgelerinin doğal başkanıdır. Şu anda Balıkesir Valimiz Hasan Şırkan bizim başkanımızdır. Kendisi mevcut yoğunlukları, genelde bütün valilerimiz bu şekilde yapar. İşte bir vali yardımcısı ya da bir kaymakama bunu vekalet ettirirler. Bizim de Ersin Valimiz zamanında Gürhan Kaymakamımız bize müteşebbis heyet başkanı olarak valimiz adına başımızdaydı. Şimdi de işte Engin Bey, Engin Aksakal Bey bizim müteşebbis heyet başkanımız. Bu süreci onlarla beraber yönettik ve ilk toplantımızda biz bu niyetimizi ricaiye çevirdik. Yani fiili durumu hukuki durum haline getirdik. Ne yaptık? Döndük, kuruluş protokolümüzü değiştirdik. Bunu bakanlığa gönderdik ve bakanlıktan onayını aldık. Peki kuruluş protokolü diyoruz, müteşebbis heyet diyoruz. Biraz da ondan bahsedelim. Yani genel eleştirilerden bir tanesi de şu. Yani işte şeyini bilmiyorlar, bandırma ile ilgileri yok. Dışarıdan geldiler. Tamamı doğru. Yani ben bir şey de bilmiyorum. Dün akşam size de söyledim ya da sabah sizlerle de konuşurken. Ya ben 4 senedir gelip gidiyorum. Bandırma'da nereye biliyorsun? Burayı biliyorum. Üniversite biliyorum. Belediyeyi biliyorum. Kaymakamlığı biliyorum. Bir de yemek yediğim yeri biliyorum. Ya başka neresi var? Hani şurayı gördün mü? Burayı... Ya hiçbirini görmedim. Yani hiçbirini kimse de tutup kolumuzdan ya gel kardeşim bak burada sahilde bilmem ne var. Şurada şu var. Hiç görmedim. Yani kaç zamandır niyetlemiyorum şu son kurşun altına gideceğim. Önümden geçiyorum. Tabelayı geçtikten sonra aklıma geliyor. İnşallah bundan sonra daha hızlı gitmiş oluruz. Şimdi evet biz şehrin yabancısıyız. Nihayetle biz sanayiciyiz. Benim şehri bilmek gibi bir lüksümüz yok. Ama yönetici olarak şehri öğrenmek gibi bir zorunluluğumuz var. Ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Sizler de bugün burada olmanız da bu çabanın bir gerekçesi. Ama bizim yerimize şehri kim biliyor? 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu ve bağlı yönetmeni diyor ki kardeşim sen organize sanayi bölgesini kurarken bak şunları şunları yapmak zorundasın. Kanuni bir zorunluluk. Nedir bu? Sen diyor bütün bu organize sanayi bölgesini bir şirket mantığı içerisinde kuracaksın. %70'i sanayicilerden oluşacak. Ve bir kuruluş bedeli ödeyecek. Biz ödedik. Ve bunların da diyor şöyle olacak özellikle. Yani senin vasfınla ilgili bilmem neyle ilgili sanayisizlik belgesi olacak, sanayici olacak, rantçı olmayacak. Yani bazı Anadolu'da eskiden yönetimi bundan dolayı değişti. Manifaturacı
kuru yemişçi bilmem neyce organize sanayi bölgesinin kurucusu oldular, yerler aldılar, sonra sattılar, para yaptı. Değil yaptı. Burası kardeşim, rant meselesi, burası sanayi meselesi. Gerçek anlamda istihdam yaratacak, ihracat yapacak, üretim yapacak insanlardan olsun diyor. Bu konuda da bakanlık çok doğru bir yaklaşım istiyor. Sonra diyor ki, vali senin zaten diyor, ilelebet başkanın kardeşim. Devlet adına, şehir adına, vali doğal başkan. İki, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın diyor senin bir ortağın. Hem parasal ortağın, hem yönetsel ortağın. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi adına size Sayın Yücel Yılmaz Başkanımız iki tane meclis üyesi gönderdi. Daha önce farklı kişilerdi, şu anda farklı kişiler. Bunları değiştirmek, yenilemek, istediği zaman değiştirmek tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde. Mevcut iki arkadaşı çeken, yerine başka iki arkadaşı. Sonra o şehrin sanayi odası, Balıkesir sanayi odası senin ortağın ve yönetsel paylaşım diyor. Bize sanayi odasının bir temsilcisi var ve o da bizim şehrimizin birimiz ve zaten bu şehirli birisi. Sonra diyor ki, Büyükşehir Belediyesi ne diyor senin diyor, hem ortağın hem yönetsel paylaşım. E Tolga Bey zaten hani bu şehrin Tolga Bey'den benim daha iyi bilme şansım yok. Belediye başkanı herhalde çok iyi bildiği için zaten belediye başkanı. Belediye başkanı da hem müteşebbis ediyor hem de bu işin ortağı yani. Hani fiilen bir şirket kurmuş olsak bunlar yüzdesel olarak ortaklar. Ve yönetimde de etkili durumda. Yani benim burada yapacağım herhangi bir şeyle ilgili zaten Vali Bey adına da şehrin kaymakamı bu işe devrede ettiğine göre benim şehirle ilgili yapacağım herhangi bir yanlış bir şey. Bir dakika kardeşim diyecek olanlar da bunlar. Ya da nihayetinde ben yönetim kurulu üyesi olarak mütek yönetim kurulu başkanıyım ben. İşte üyesi biz 5 tane yönetsel insanlarız. Buradaki yetkileri biz müteşebbisten alırız. Yani biz üst kurulumuz müteşebbis. Yani Vali Bey'in başkanlığında, Kaymakam Bey'in başkanlığındaki şehrin, Büyükşehir Belediyesi'nin, Sanayi Odası'nın, İlçe Belediyesi'nin olduğu bir yapıdan bahsediyor. Yani bunun bir kere çok doğru anlaşılması lazım. Çünkü burada yaptığımız her işin o kurumdan onay alması gerekiyor. Biz prensip olarak dedik ki yani yapacağımız her ne olursa olsun oy çokluğuna bakmayalım, oy birliğiyle yapalım. Oy birliğiyle yapmadığımız iş doğru olmaz. Ve yaptığımız her şeyi çok şeffaf ve açık olursanız çok net anlaşılır olursunuz. Anlaşılır olmanın en önemli yanı şeffaf olmaktır, açık olmaktır. Bu anlamda da her şeyimizde yani verilmeyecek bir hesabımızı ne yapacağımızı söylüyoruz, planlarımızı söylüyoruz. 5 sene sonra şu olur, 1 sene sonra bu olur. Allah sağlık, ömür, sıhhat verdiği müddetçe bizim fikriyatımızda, zikriyatımızda budur şeklinde ifade ediyoruz.